Selam herkese, FC Koko kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kanalımda ara transfer döneminde gerçekleşmiş bir transferden, kendimin potansiyel gördüğü bir oyuncudan, aynı zamanda da 29. haftanın maçlarından bahsediyor olacağım. Ara transfer döneminde aslında yurt içinde gerçekleşmiş bir transferi ele alacağım bugün sizler için. Bugün Yeni Malatyaspor'dan Başakşehir'e transfer olmuş Yusuf Endişiyami'den bahsedeceğim. Yusuf Endişiyami 22 yaşında ve Burundili futbolcu. Merkezi orta saha mevkisinde oynuyor. Aynı zamanda daha çok defansif ön liberoda oyuncuyu izleyebiliyoruz. Oyuncunun kariyeri aslında Burundi'nin Noyut takımında başladı. 2016 yılından 2020 yılına kadar futbolcu burada top koşturdu. Ve daha sonrasında çok komik bir rakamla 45 bin euroluk. Evet, sadece 45 bin euro. Bonservis bedeliyle Yeni Malatyaspor oyuncuyu kadrosuna kattı. 6 aylık bir süreç futbolcudan yararlandıktan sonra futbolcuyu Medipol Başakşehir'e 1.2 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle transfer etti. Dolayısıyla oyuncudan çok ciddi şekilde bir kar sağladı Yeni Malatyaspor. Bu zamana kadar da Yusuf Endişiyami'ye Yeni Malatyaspor'da oynamış olduğu maçlarda Yeni Malatyaspor formasıyla 3 gol 3 asistlik bir katkıda bulunmuştu. Göstermiş olduğu aslında oyun ve futbol skorer anlamından yanı sıra aynı zamanda da defansif anlamda da çok etkili olmasından dolayı sadece Başakşehir'in değil aynı zamanda 4 büyüklerden de Galatasaray'ın da ilgisini çekmişti. Ancak bonservis bedelinde, bonservis ücretinde bir anlaşmaya varılamadığından dolayı Galatasaray'la işlem yarıda kalmıştı. Ve özellikle İrfan Can'ı kaybeden Başakşehir, aynı zamanda biliyorsunuz defansif ön libero mevkisinde oynayan Mahmut ve Mehmet Topal'ın da yaşlarının ilerlemesinden dolayı buraya adeta bir genç kanla yerini doldurdu ve tazeledi diyebiliriz. Yusuf Endişiyami'ye 22 yaşında, Burundi milli takımında da bu zamana kadar 17 maça çıktı ve bir kez fileleri havalandırdı. Oyuncunun transfer maddesinde de şöyle bir madde yer alıyor. Yeni Malatyaspor bir sonraki satıştan %20'lik bir pay elde edecek. Dolayısıyla aslında Malatyaspor için, Yeni Malatyaspor için çok güzel ve başarılı bir satış diyebiliriz. Bir yandan da aslında Medipol Başakşehir için de çok verimli bir transfer diyebiliriz. Çünkü henüz daha 22 yaşında oyuncu ve önünde uzun yıllar var. Başakşehir'de kendini gösterdikten sonra İlerleyen süreçte bir sonraki sıçramada ciddi bir para kazandırabilir takıma. Ve takıma da aslında faydalı olabileceğine inanıyorum. Çünkü çok güçlü fiziğe sahip ve hızlı bir oyuncu. Bulunduğu mevkide de hız ve çevikliğin çok ve aynı zamanda da gücün de çok önemli olduğunu biliyoruz bir defansif ön libero için. Dolayısıyla aslında tüm özelliklere sahip. Burada aslında yeterince tecrübeyi kazandıktan sonra değeri kat ve kat artacaktır. Yusuf Endişiyami'ye için bahsedeceklerim bunlar. Sizlere bir de kendimin potansiyel gördüğü oyuncuyu değinmek isterim. Bu da Julian Green olacaktır. Julian Green 25 yaşında Amerika'da dünyaya geldi ve şu anda da Almanya 2. liglerinden Fürth takımında top koşturuyor. Oyuncunun aslında kariyerine birazcık değinecek olursak 2006 yılında henüz daha 12 yaşındayken 11 yaşındayken daha doğrusu futbola başladı ve başladığı kulüp Mesibach takımında oynadı. Almanya'nın bir kulübü olan Mesibach'ta futbol hayatı başladı ve burada yaklaşık 4 sene boyunca top oynadıktan sonra oyuncu Bayern Münih'in altyapısına transfer oldu. Bayern Münih'in altyapısında oyuncu yaklaşık yine 4 sene top koşturdu ve bu 4 sene içerisinde 1 yılda Hamburg'a kiralandı. Hamburg'a kiralanıp geri geldikten sonra Stuttgart'a oyuncu satıldı. 1 sene oyuncu Stuttgart'ta ter döktü ve Fürth oyuncuyu kiraladı. Ve verim aldıktan sonra Fürth oyuncuyu bu sefer satın alma eğilimine yöneldi. Ve çok cüzi bir rakama 200 bin euroluk bir bedelle oyuncuyu transfer etti. 2018 yılından beri oyuncu şu anda Fürth forması giyiyor. Oyuncunun mevkisi merkezi orta sahada yer alıyor. Aynı zamanda ofansif ön libero ve defansif orta sahada da yer alabiliyor. Aslında hani orta saha üçlüsünün iskeletinin her yerinde oynuyor ama asıl mevkisi merkezi orta saha. Oyuncunun aslında merkezi orta saha olmasına rağmen çok skorer bir yönü mevcut. Kariyerinde bu zamana kadar oynamış olduğu 228 maçta 74 gol, 26 asistlik bir katkısı bulunuyor. Yani bu demek oluyor ki 110 golde parmağı var bu oyuncunun. Yaklaşık her 2 maçta bir skor üretmede ya da skorer katkıda
desteği bulunuyor. Oyuncunun kariyeri aslında bu şekilde yön aldı. Ancak milli takım kariyeri birazcık çok ilginçti oyuncunun. Çünkü ilk olarak U16'da ve U17'de Almanya milli takımında top koşturdu. U18'de Amerika'nın milli takımında yer aldı. Futbolcuyu U19'da tekrar bu sefer Almanya'nın kadrosunda gördük. U23'te en son olarak Amerika'da tekrar top oynadı. Yani Almanya-Amerika arasında sürekli milli takım geçişleri gerçekleşti. A milli takım formasını ise Amerika'da ilk olarak giydi. Giydiği süreçte Amerika'nın teknik direktörü Jürgen Klinsmann'dı ve oyuncuyu kadroya aldı. O merkezi orta sahaya monte etmişti. Hatta Dünya Kupası'na da götürüp burada da bir maç görev verdi oyuncuya. Daha sonrasında pek Amerika milli takımında şans bulamadı ama oyuncuyu ilerleyen süreçlerde milli takım bazında da görebiliriz. Şu anda bu arada oyuncunun güncel piyasa değeri 1 milyon euro civarında ve aslında en güzel kısım da şöyle bir şey. Hem aslında bonservisi düşük ama bonservisinin düşüklüğünün yanı sıra Haziran 2021'de oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. Dolayısıyla şu anda Anadolu kulüpleri ya da dört büyükler oyuncuyu bonservissiz olarak sene sonunda gelecek şekilde satın alabilir. Ben oyuncunun aslında çok ümitliyim. Skorer katkıları zaten istatistiklerde de belli oluyor. Ve hani çok cüzi bir rakamlara bu oyuncu anlaşılabilir. Hani aynı zamanda maaş konusunda da bahsediyorum. Dolayısıyla oyuncuyu bence kesinlikle kaçırmamak gerekiyor ve Türkiye'den de yolunun geçmesini çok isterim. Belki çok büyük kulüplere ilerleyen süreçlerde patlama veya sıçrama yapamayabilir. Ancak hani orta seviye bir Avrupa kulüplerinde ya da orta seviyenin bir tık üstündeki Avrupa kulüplerinde mutlaka kendisini izleyebiliriz. Julian Green'den bahsedeceklerim bunlar. Bunun dışında bir de sizlere 29. haftadan bahsediyor olacağım. 29. haftada birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne aldı ve çok ilginç skorlar ortaya çıktı. Kaç haftadır programlarımda övdüğüm Antalyaspor ve Göztepe bu hafta mağlup oldu ve hani sonunda nazar değdirdim diyebilirim. Çok bahsetmiştim her iki takımdan. Keza Ersun Hoca'dan ve Ünal Hoca'dan da çok bahsettim. Ancak bu hafta her ikisi de ağır mağlubiyetlerle sahadan ayrıldı. Antalyaspor bir Akdeniz derbisi olan Alanyaspor maçında 4-0 gibi net ve ağır bir skorla sahadan ayrıldı. Diğer övmüş olduğum bir takım da Göztepe'ydi. Göztepe'de 3-0'lık Ankara deplasmanından mağlubiyetle İzmir'e döndü. Her iki takım da aslında çok başarılı gidiyordu. Maalesef hani çok övdüm, nazar değecek diyordum hatta ve sonunda değdi. Dolayısıyla hani gerçi yine tekrar potansiyelleri her iki takımda da ve her iki hocada da çok yüksek. Tekrardan yeniden bir form yakalama, iyi bir istatistik yakalama ihtimalleri çok yüksek. Bunun dışında bu haftanın flash skoru aslında Kadıköy'de geldi. Kadıköy'de Fenerbahçe mutlak favori çıktığı düşme hattındaki Gençler Birliği'ne 21 yılı aradan sonra mağlup oldu. Aslında Erol Bulut yönetiminde Kadıköy iyi sonuçlara sahne almadı. Kadıköy'de bu sene 6. mağlubiyetini aldı ve son 4 maçta sadece 1 puan alabildi Kadıköy'de. Yani aslında şu anda Erol Bulut yönetim, hatta futbolcular topun ağzında. Bunun dışında aslında Antalyaspor ve Göztepe gibi şu anda formda, gerçi lider aynı zamanda, formda olan takım Beşiktaş. Beşiktaş yaklaşık 8 maçtır yenilmiyor ve çok ciddi rakipler karşısında net skorlarla galip geliyor. Hücum hattı adeta bir makine gibi çalışıyor. Özellikle Aboubakar ve Larin ikilisi Avrupa'da da zaten birçok istatistikleri alt üst ediyor. Şu anda aynı zamanda Josef mükemmel bir katkı sağlıyor. Yani Atiba'yla orada hani yıllanmış şarap gibi diyebilirim her ikisini. Çok güzel bir uyum yakaladılar. Hem skorer anlamda katkı sağlıyor, hem defansı çok iyi topluyor. Çok güzel bir uyum sağladılar Josef ve Atiba. Bunun dışında Sergen Hoca zaten takımla kenetlenmiş durumda. Şampiyonluk yolunda adım adım ilerliyorlar. Önümüzdeki hafta çok kritik bir maç oynanacak İnönü'nde. Beşiktaş kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu maçtan eğer Beşiktaş'ın galibiyetle ayrılması durumunda Fenerbahçe iyice şampiyonluk yolunda ağır bir hasar almış olacak. Bunun dışında hafta içi yine Şampiyonlar Ligi ve Avrupa maçları mevcut. Onun yanı sıra bir de Türkiye Kupası mücadelelerini izliyor olacağız. Beşiktaş kendi evinde Başakşehir'le oynayacak. Diğer maçta ise Antalya Alanya'yla oynayacak. Zaten bu iki mücadele hafta sonu aslında oynanmıştı. Yaklaşık aradan bir 3-4 günlük süreç geçtikten sonra tekrar bu mücadelelerin aynısını izliyor olmuş olacağız. Her iki takıma da, daha doğrusu her dört takıma da başarı diliyorum. Hak edenin kazanacağı ve finale yükseleceği bir maçlar
izlemiş oluruz. Hafta sonu yayınlayacağım programımda da bu maçları değerlendiriyor olacağım. Beşiktaş için gerçi bir ayrı önem içeriyor bu maç. Çünkü sarı kart sınırında bulunan oyuncuları mevcut. Nasıl bir kadroyla çıkacağı meçhul. Keza Başakşehir için de tek çare kupa. Ligde adeta şu anda hatta küme düşme potasında. Dolayısıyla Avrupa'ya gidebilmek için tek çare, tek dal kupa kaldı. Keza Alanya Spor ve Antalya Spor için de aynı şekilde Avrupa için çok ciddi bir yol kupa. Ve bu yolu da hani hak edenin kazanacağı bir yol olur umarım. Herkese başarılar diliyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.